Ramazan ayında tutulan oruç bir ibadet olmanın yanı sıra sağlık da kazandırıyor. Uzmanlar böyle diyor. Kolesterol problemi yaşayanlar birkaç küçük detaya dikkat ettiklerinde kolesterol seviyelerinin normale indiği görülüyor. Uzmanlar araştırdı, oruç yararlıdır dedi. Bu konuda yapılmış aslında yakın zamanda epeyce bir çalışma var ve çalışmalar gösteriyor ki özellikle sağlıklı kişilerde düzenli bir beslenmeyle ve yaşam stiliyle birlikte tutulan orucun vücut üzerinde oldukça önemli yararları var. Beslenme uzmanlarına göre bir aylık detoks olarak adlandırılan oruç, kalp doktorlarına göre ise kolesterolü düşürmek için büyük fırsat. Özellikle bu dönemde kolesterol düzeyleri üzerinde hastalarda oldukça yararlı etkiler görülebiliyor. Oruç düzeni içerisinde besinlerin de alımı bir miktar azalıyor. Bu nedenle eğer sağlıklı dengeli bir diyet içerisine de girersek kolesterol düzeylerimizde de olumlu etkiler görmemiz mümkün. Ancak eğer Ramazan'da kolesterolüm düzene girsin derseniz bazı küçük ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Yağlı yiyeceklerin tüketilmesinden kaçınmak bu dönemde bizim için yine kolesterol düzeyleri üzerine olumlu etkiler yaratacaktır. Zararlı bir alışkanlığa veda etmek için de uzmanlar Ramazan tam zamanı diyor. Yaklaşık 15 saatlik bir sigara içmemiş dönemden sonra eğer kişi iradesini de kullanabilirse bu dönemde sigarayı da bırakabilir. Ramazan'da hazırlanan bir lezzet, hurma da yapılan bilimsel çalışmalarda sağlığa kazandırdıklarıyla tam not aldı. Kan şekerini dengeli yükselttiği için kalp hastalarının menüsüne girdi. Özellikle karbonhidrat ve enerji açısından dengeli besinler öneriyoruz. Örneğin Ramazan ayında sıkça tüketilen ve sevilen bir yiyecek olan hurma bu açıdan çok ideal bir yiyecek. Yine lifli bir gıda olması nedeniyle de bu dönemde meydana gelebilecek olan kabızlık gibi bağırsak problemleriyle de başa çıkabilmemizi sağlıyor. Oruç sağlıklı insanlara bu yararları sağlıyor. Ancak uzmanların tavsiyelerine dikkat ederseniz kalp hastası olsanız da oruç sizin için faydalı olabilir. Öncelikle doktorunuzla ilaçlarınızı ayarlamanız gerekiyor. Oruç tutacak kişilerin bu uzun açlık süresinde istirahat etmeleri ve bir miktar uyku uyumalarını öneriyoruz. Onun dışında sıvı alımının yeterli derecede yapılmasını iftarda ve sahurda, yağlı yiyeceklerden kaçınılması, iftar sonrası bir yarım saatlik yavaş tempolu bir yürüyüş hem metabolizmayı hızlandırması açısından hem de bağırsak sistemi açısından yine olumlu etkileri olacağından öneriyoruz.